Asla sohbetsiz yaşamayalım. Nereye gidersek gidelim sohbetsiz yaşamayalım. Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da, Rusya'da, Çin'de olan kardeşlerimizden hemen bir sohbet halakası bulup da o halaka içerisinde duranlar kendilerini koruyorlar. Almanya'da, Rusya'da, Çin'de kendisini korur. Neyle korur? O sohbet halakasıyla kendisini korur. Kabe'de olsan, Mekke'de olsan sohbet halakası yoksa kendini kaybedersin. Bir ara bizim insanlarımızdan Mekke'de inşaatta çalışanlar vardı. Nerede çalışıyorsun? Mekke'de. Ya ben Mekke'ye gidebilmek için ağlayan, gözyaşı döken insanlar çok gördüm. Adam bir umre için gidemiyor, bir hac için gidemiyor, gözyaşı döküyor, gidemiyor. Adam orada çalışıyor, gece gündüz orada. Oraya gittiğimizde, inan ki onlar bize ne diyorlar biliyor musun? Bizim burada, Kabe'nin etrafında imanımız zayıfladı. Ya Mekke'de iman mı zayıflar kardeşim ya? Kabe'de iman mı zayıflar? Geldiğimiz günden bugüne kadar hiç sohbet dinlemedik. Hiç sohbet dinlemeyince ne Kabe'nin değeri kaldı gözümüzde, ne tavafın değeri kaldı gözümüzde. İnanın ki o kadar insanlar vardır ki Mekke'de Kabe'nin etrafında namazlar gidip Mescid-i Haram'da kılamıyor. Kılmıyor yani. Vurdum duymazlık, bir uyuşukluk, morfinleşmiş bir hal var. Çok garipsemenize gerek yok şimdi. Burada cami var, İstanbul'umuzda her tarafında cami var, sizin bulunduğunuz çevrelerde cami var. O caminin burnunun dibindeki insanlar, Müslüman insanlar mı değil mi? Niye gitmiyor cami? Şimdi sizin buraya arabalarla uzaktan geldiğinizi çevredekiler görmüyorlar mı, bilmiyorlar mı? Burada bir şey olduğunu onlar da bilmiyorlar mı, biliyorlar. Ama nasip olmayınca olmuyor. İşte o sohbet Kabe'de de olmazsa insan ne oluyor? Zayıflıyor. Sohbet Rusya'da da olsa, Çin'de de olsa insanı ne yapıyor? Koruyor.